kalp dendiğinde çoğu insanın aklına şöyle bir şekil gelir değil mi? Kalp eşittir aşk ya da sevgililer günü diye düşünürüz hep kafamızda. Çok güzel. Ama ya biraz tıbba ya da bilime meyilliyseniz o zaman belki aklınıza kalp sesleri yani lub ve dub gelir. Şimdi kulaklığınızı takmanız için size biraz zaman vereceğim. Bu sayede videodaki sesleri daha iyi duyabilirsiniz. Haydi bakalım kulaklıkları takın. İşte bu. Bakın, bu normal kalp sesleriydi arkadaşlar. Peki diyelim kardiyoloğa gittiniz ve doktorunuz kalbinizi dinlerken buna ek bir ses duydu. Belki de size kalbinizde üfürüm olduğunu söyledi. Kulaklarınız hala kulaklığınızda dursun lütfen çünkü size en yaygın üfürümlerden birini dinleteceğim şimdi lub ve dubu duyuyorsunuz ama arada üflemeye benzer sesler duyuluyor. Peki nedir bu üfürüm? Aslında çok basit. Türbülanslı kan akışının sesidir. Türbülans dediğimizde uçaktaki türbülansın aynısından bahsediyoruz aslında. Yani bir nevi sert kan akışının sesidir. Bu kan akışı da kalp yapısı içindeki kan akışıdır ve bu videoda biz özellikle Kalp kapaklarından bahsedeceğiz ki onlardan dört tane var. Bunlar mitral, triküspid, aort ve pulmoner kapak. İnsanlara kalbinizde üfürüm var dendiğinde genelde hemen paniğe kapılıyorlar. Ama bu durumdan her zaman korkulması gerekmez. Çünkü üfürümler normalde olabilir, anormalde de. Normal üfürümler fonksiyonel ya da masum üfürümler olarak da bilinir. Anormal üfürümler ise patolojik üfürümler olarak bilinir. Üfürüm nasıl masum ya da normal olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Size bir resim çizeyim bakalım açıklayabilecek miyiz? Buraya normal bir kapak çizdik. Bu kapak triküspit, aort hatta pulmoner kapak olabilir. Bunların hepsi üçe bölünür. Yani bu üç yaprakçıklı bir kapak. Normal yani fonksiyonel bir üfürümde akışta bir artış vardır. Akış derken kan akışını kastediyoruz tabi. Bu normal kapağa çok fazla kan akışı oluyor. Bu da biraz türbülansa ve üfürüme sebep olabiliyor. Ama buradaki önemli nokta şu. Bu kapak tamamen normal. Anormal üfürümlerde kapak disfonksiyonel olur. Ki türbülanslı kan akışına ve üfürüme neden olan da budur. Mesela böyle güzel bir kapak yerine şöyle bir kapak olabilir. Belki bu kenarlar yaralanmış ya da yıpranmıştır. Düzgün çalışmıyordur. Şimdi ya yeterince kan bunun içinden geçmeyecek, geçemeyecek ya da kan akmaması gerekirken geriye akacak. O yüzden bu durumda anormalliğin kapakta olduğunu bilmek önemli. Anormal üfürümlerde kapak iki şekilde disfonksiyonel olabilir. İlk durumda kapak stenotik olabilir arkadaşlar. Stenotik yani stenoz söz konusudur. Diğer durum ise regürjitasyondur. Regürjitasyon. Ve bunu da yetersizlik olarak düşünebilirsiniz. Önceden bu konu kafamı karıştırırdı ama ben bunu şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Tipik bir lise gibi düşünelim tamam mı? Buraya bakın lisenin koridorlarını çizelim. Çift taraflı kapıları da kapak olarak kullanacağız. Çocuklar sınıflarda zil henüz çalmadı. Kapılar kapalı. Kimse içeri dışarı gitmiyor, tamam mı? Zil çaldığında öğrenciler kapıyı itiyor. Her şey normal gidiyorsa kapılar neredeyse sonuna kadar genişçe açılır. Böylece tüm öğrenciler dışarı çıkabilir. Bu da bir düzen içerisinde olur. Yani her şey yolundadır. Herkes zil çalıp ders bitince evine döner. Ama bu kapılar bozuk olsun ya da menteşeleri bir süredir yağlanmamış olsun diyelim. O zaman bakın o zaman şöyle bir durum olur. Şimdi öğrenciler dışarı çıkmaya çalıştığında daha dar bir alandan çıkmak için zorlanacaklar. Tamamı dışarı çıkamayacak, itişme kakışma olacak. İşte bu stenoz örneği. Bu durumda stenotik bir kapımız, kalpte de stenotik bir kapağımız var. Şimdi devam edip normal durumları belirteyim. Normalde kapının böyle açılmasını istiyoruz. Normal açılma bu. Tamam mı? Normalde kapının böyle kapanmasını istiyoruz. Normal kapanma da bu. Aynı konuyu bir de regürjitasyon üzerinden şimdi konuşalım. Bu durumda normal açılmayla başlayacağız. Koridorları tekrar çizeyim. Normal açılmada kapılar tamamen açılmıştı. Zamanı biraz ilerlettiğimizi düşünelim. Çocuklar biraz daha ileride olacak. Kapılar şimdi kapanmaya hazır çünkü çocuklar çıktı. Bu çocuklar çıktıktan sonra kapıların düzgün kapanması lazım ki kimse geri girmesin, değil mi? Normalde bu kapılar kapanıyor. İstese bile kimse geri giremiyor. Bunlar okul sonrası etkinlikler için geri dönen çocuklar ama içeri giremeyecekler çünkü kapılar kapandı. Peki bu kapılar biraz gevşekse ne olur? Diyelim ki çift yönlü bu kapının bir tarafı normale döndü ama diğer tarafı fazla geri gitti ve böyle bir şey oldu. Detayları önemli değil, önemli olan artık burada öğrencilerin geri dönebileceği bir aralık olması. Tabii kapı tam açılmadığı için çok kişi geçemez ama yine itiş kakış olacak. Regürjitasyon durumu da işte budur arkadaşlar. Şimdi devam edip yeniden normalleri yazalım. Bu normal kapanma, bu da normal açılma. Burada hatırlamanız gereken bir şey var. İleride farklı kalp kapak hastalıklarını hatırlamanıza da yardımcı olacak. Stenoz açılmayla ilgili bir sorundur. Buraya yazalım. Açılma sorunu. Stenoz açılma sorunu kapak bir sebepten takılıyor. Yeterince açılamadığı için yeterince kan dışarı çıkamıyor. Yani neymiş bu? Bir açılma sorunu. Regürjitasyon ise bunun tam tersi kapanma sorunudur. Tamam mı? Onu da not edin kapanma sorunu. Burada kapak bir sebepten tekrar girişe izin veriyor. Tamamen kapanamıyor. Bu da kanın geriye akmasına neden oluyor. Evet, bu bir kapanma sorunu. Kalp kapaklarında açılma ya da kapanma sorunu olduğunda bir takım bulgu ve semptomlar ortaya çıkar. Örneğin yorgunluk. Burada yatağa uzanan, kendini iyi hissetmeyen bir adam olsun, tamam mı? Adam ayrıca nefes darlığı çekiyor da olabilir. Burada size olması gerekenden daha küçük akciğerler çizdim. Son olarak şişliklerden bahsedebiliriz. Mesela ayak gibi uzuvların şişmesi. Bunlar kalp kapak hastalığıyla ilgili olabilecek birkaç genel bulgu ve semptomdur arkadaşlar.